Rusya bitti mi vaat verdi yoksa Onu demek yarım yarıya olmaz. gidiyor? Rusya'nın evveli bitmeyin hiç Yani kim. Putin dönemini diyelim. Evet, Putin Putin. dönemi bitti. Putin çetin bundan sonra devlet başçısı kalabilir. Çünkü ben işittim artık büyüğünden o muharebede ölenler artık başlayabilir. Mehdi'yi Ehtiyaçlar. getirmeye zaten yani büyüğünden güya. Bu büyük problemdi. Şimdi değiller 12 bin, büyük dediler 12 bin. 12 bin olmasın 5 bin olsun. Bu büyük rakam. Öyle de öyle de. Tabii. Her bir aile için 5.000 için. aile, Ben 5.000 5 bin aha. aile bu büyük şeydi. Ona göre de ikiniz de fikir verin. Hele Rusya'da nerede? Sanksiyonları muharebenin evvelinde tetbik edemediler. Muharebenin yarısında tekmini başladılar. Esas sanksiyon. Hele dünen Biden neftine alakadar sanksiyon kabulledi. Johnson İngiltere sanksiyon kabulledi. Özde fikir ver. Amerika'ya ne neft verir? 650 bin ton günde neft verir. 650 bin barel neft verir. Ama Amerika özü günde 15 milyon ton neft ihraç ediyor. 10 çeşitledi bu faktik olarak. O cümleden gazı sakladı. Ne de büyük bir tane BP şirketi sakladı. Johnson sakladı İngiltere. Gazın kıymeti mesela dünen 3500 dolar idi. Şimdi şu 1750 dolar. Yani proses ele gruplar ki bu prosesi Rusya'nın alakadar olarak çökme. O beynelxalq ödeme sisteminden çıkarttılar ya Swift'te. O Swift'ten biri sen ne? O hiç. Demeli senin hiç kartların da işlemiyor. hiç işlemiyor da abi. İşte Bizim de hiç Azerbaycan'ımız da turistler Bağdat'ın ya esasında işlemeyecek. O evet. sistemde sen Aslında işlemiyor. hiçbir yere pul ödeyebilmezsin. Şimdi değiller güya rubluna mal al verilecekler böyle mal verip mal. O da problemli meseledir. Yani Erdoğan'ın sistem açıklamasında var idi ki o aramızda olan ticaret alakalarında Google'dan da istifade edebilirler. O küçük mesele, o ciddi meseleler de öyle bu. Bu büyük mesele. Global mesele. Doları devreden çıkartma çok çetin mesele. Olabilir bir 10 yıl, 15 yıl o kripto valyuta devreye başlar girmeye zaten ondan sonra. Ama indiği mümkün değil. Birçok kripto valutan da artık Rusya gadağan edecek. Öyle değil Onun mi? da Baktım ha. gadağası geldi. Veya karar ver çıkarttılar ondan aldılar. Ona göre de Batman ne kadar sürer? Değiller mesela April ayında esasen default gözlenir. May, iyun aylarında diyenler var ki vəziyyət ağır olacaq. Bəziləri deyir ki ilin axırına gedər belə getsə Rusiya darmadağın olacaq. Ben gözlem, ben el hesap ederim ki bu kuvvede olanlar kalsa bu ayın ahırı, aprelin evveli orada default olacak mutlaka. Bu proses çok gidebilmez, mümkün değil. Artık indiden fikir verirse, o da, bize bütün müesseseler dayanır. Bütün dayanır. Müesse, Bütün Rusya bütün, dayanır be. belli dayanır, hiç kimi, Gemileri üzə bilmir. Təyyarələri uça hamsı, bilmir. Heç hiç, dayanır bütün. faktik olarak necə derler, ölü bir devlet formasına getirdiler onu. Yani hiç kim gözlemezdi ki, mesela ben şahsen gözlemledim ki böyle sanksiyonlar birdenbire tetbik oldu. Birdenbire tetbik olundu. Bunu Putin yani indi biz hamımız etiraf edirik ki Putin dünyanın en ağırlı adamlarından biridir. Ya bu adam Bilmirdim. bu adam bilmedi mi bunu hesaplamırdı mı Batman? Yok, o da hesaplıyım. Ne Bu şeker hesaplamıyorum? tozu Ben yoktu, baktım kent bir yoktu. Bu sen bilmirsen ki sen bir muharebeye girirsen mesela mümkün embargolar tetbik olunacak. Ya biz var, olabilir öyle şeyler var ki biz bilmiyoruz. Putin'in özünün şahsi hayatı, onun siyasi nezih değerler kafasında neler var neler yoktu. İkinci de olabilir ki biz öyle şeyler var ki bilmiyoruz. O olabilir müəyyən öhdəlikləri var. Öhdəlikləri yerine getirir. Ne bilirsin öyle de öyle de. Yani bu ciddi problemdir. Herhalde Ciddi. görünen tarafı odur ki, mesela dağ boyda Rusya, hamının böyle ay Rus, ayısı böyle mi filan. Bir Ukrayna'da bir cavan Yok, oğlan şimdi böyle zamanında bakan darmadağın daha evvel mi? Rusya büyük devlet. böyle, onu Egemon diyelim. devlet değil. Rusya'nın her şeyi var. Ne yoktur Rusya'nın? Her şeyi var. Ama birdenbire bunu çöktürmek gelebilir zarfat mesela değil mi? Ama çöktürürler de. Sizce Şimdi ben bir sual vereyim de size. Siz burada. Niye Kiev'i vurmur? vururlar da. Ne vururlar Kiev? Arada vururlar. Vururlar az bir Kiev'in etrafında bir kendi zaten. Ya Niye Kiev'in bez? vurmurlar. Niye vurmurlar? Çünkü Kiev'de 500'e yakın harici şirket var. Bütün devlet. 50'ye yakın hele İsrail şirketi faaliyet gösterir Kiev'de. İsrail'in baş naziri Putin'e zeng vurmuştu ki
Kiev'e değil mi? Sağ olsun. Şirketlerin Allah'ın. Külün kadar da Kiev büyük şehirde de bakmasın. Yani ikincisi de ben yine derim bu problem Putin'in problemi değil. Bu problem hazırlanıp değili ve bu da proses gibi. Olabilir hansısa bir megamda o dayanmalıydı. Ama gördü ki alım var vesaire. Ben yine derim ya Putin ağıllı adam değil, bir adam değil. Neçeldi? 20 ile yakında tahminen başına. Evet, Rusya'nın başında. Putin planlı şekilde Rusya'nın özü sorunu geldi. Putin isteyir, istemir, onu diyebilmez ama Gerb, Amerika isteyir de çöktürmüyor bunu. Aydın da bu. Öyle de öyle. Bir taraftan onu çöktürür. Bir taraftan iki milleti birbirine düşman eliyor. Öyle de öyle de öyle. Evet, düşman oldular artık. Ha. Diğer taraftan onu çöktürmeyle onu Çin'in elinden alır. Başa üstünüz. Yani burada çok taraflı bir oyun geliyor. Onu çöktüreceğiz, sonra da Çin'le başlayacaklar da.